Velhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Bugün Yakup aleyhisselamın hayatından ibretler almayı istiyoruz. Yakup aleyhisselamın adı Kur'an-ı Kerim'de 16 defa geçmekte. Kendisinden hem Yakup hem de İsrail diye de bahsediliyor. Evladı Yusuf aleyhisselamla imtihan edilen ve 40 yıl gözyaşı döktüğü rivayet edilen Yakup aleyhisselamın hayatı. İshak aleyhisselamın oğlu, Kenan diyarında yaşayan insanlara gönderilen bir peygamber. Onun Medyen'de veya Şam'da doğduğu rivayet ediliyor. Yakup aleyhisselam, İs adlı kardeşiyle ikiz olarak doğmuş ve ondan sonra dünyaya geldiği için takip eden manasında Yakup adı verilmiştir. Diğer bir manası Saffetullah, yani Allah'ın saf ve temiz kıldığı kulu anlamını taşır. Yakup aleyhisselamın neslinden birçok peygamber gelmiştir. Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve Hazreti İsa aleyhisselam nesep yönünden Yakup aleyhisselama bağlıdırlar. Çünkü babası Hazreti İshak aleyhisselam zürriyetinden enbiya ve melikler gelmesi için dua etmiş, Allahu Teala kabul buyurmuştu. Bildiğiniz gibi her nebiye kendine mahsus bir dua verilmiştir. Muhakkak kabul olunur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu dünyadayken yapmış, her peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu dünyada yapmamış, onu kıyamet gününe bırakmıştır. Annesi oğlu Yakup'u dayısının yanına gönderdi. Dayısının iki kızı vardı. Büyüğünün ismi Laya, küçüğünün ismi Rahil'di. Yakup aleyhisselam dayısına 7 yıl hizmet etti ve onun büyük kızı Laya ile evlendi. Ardından 7 sene daha dayısının hizmetinde bulunarak küçük kızı Rahil'i de nikahladı. Yakup aleyhisselamın tabi bulunduğu şeriatte o zamanlar iki kız kardeşi bir nikah altında bulundurmak caizdi. Dayısı kızlarını Yakup'a verirken onlara hizmetçi olmak üzere her birine birer cariye verdi. Birinin adı Zülfe, diğerinin Belhe'ydi. Yakup aleyhisselamın Laya'dan 6, cariyelerinden 4, Rahil'den de 2 oğlu oldu. Rahil'den uzun bir müddet çocuğu olmamıştı. Rahil, Allah Teala'ya iltica etti ve ona Yusuf aleyhisselam bahşedildi. Ardından Bünyamin doğdu. Bu doğumun 40'ında Rahil vefat etti. Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf'un doğduğu sene peygamberlikle vazifelendirildi ve insanları tevhid akidesine davet etmeye başladı. Kendisine Kenan diyarı ahalisinden çok kimse iman etti. Bu durum Meryem suresi 49-50 ve Sad suresi 45 ve 47. ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Ona, İbrahim'e, İshak ve Yakup'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden ihsanlarda bulunduk. Onlar için dillerde ve dinlerde yüksek ve güzel bir nam bıraktık. Ey Resulüm! Dinde, ibadette
ve Allah'ın emirleri hususunda kuvvet ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da yad et. Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kimseler kıldık. Doğrusu onlar bizim katımızda seçkin, salih kimselerdendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu peygamberlerin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Buhari'de geçiyor. Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim, İbrahim oğlu, İshak oğlu, Yakup oğlu Yusuf'tur. Yakup aleyhisselamın hayatında bir bölümde Yusuf aleyhisselama aittir elbette. Yusuf aleyhisselam, küçük yaşlarından itibaren babasının büyük bir sevgisine mazhar olmuştu. Her haliyle kardeşlerinden farklıydı. Nitekim babası Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf'ta kendisindeki hususiyetleri görmüştü. Bu sebeple ona olan meyli diğer evlatlarından fazlaydı. Onu çok sever, yanından ayırmazdı. Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf'un alnındaki nübüvvet nurunu görmüş, bunun için ona daha fazla ihtimam göstermişti. İşte babalarının bu meyil ve muhabbeti, Yusuf'un diğer kardeşlerinin hasetlerine sebep oldu belki de. Gün geldi, bu haset bardağı iyice taşırdı ve kardeşleri Yusuf için kötü planlar yaptılar. Burada ibretlik manzaralar da oldu. Öyle ki Yakup aleyhisselamın oğlu Yusuf'a olan aşırı muhabbeti Gayretullah'a dokundu. Bu sebeple Allahu Teala ona bir imtihan vermeyi, iptilayı murad etti ve Yusuf'u babasından ayırdı. Zira hepimizin bildiği gibi evlat bazı hallerde baba için özellikle büyük bir imtihan. Nuh aleyhisselamı hatırlıyoruz. Kafirlerin helaki için beddua ettiği halde müşrik olan oğlunun da suya gittiğini görünce, kaybolduğunu görünce sabredememiş, "Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir." demişti. Ona şöyle karşılık verilmişti Hud suresinde. "Ey Nuh, o kesinlikle senin ehlinden değildir. Çünkü o salih olmayan, kötü, çirkin bir amelin sahibidir." Babaydı. Peygamber de ama aynı zamanda babaydı, insandı. Nasıl ki Nuh aleyhisselam oğlu ile imtihan oldu, Yakup aleyhisselamın da imtihanı ağırlığınca oğluyla olacaktı. Kardeşleri Yusuf aleyhisselam hakkında söz birliğine vardılar. İçlerinden biri, "Yusuf öldürmeyin. Eğer mutlaka ona bir şey yapmak istiyorsanız, onu bir kuyunun dibine atmayı deneyin. En azından bunu yapın. Belki geçen kervanlardan biri onu alır, götürebilir. Böylelikle ölmez." dedi. Bu teklifi yapan Yehuda isimli abisiydi. Bunu kardeşlerine kabul ettirdi. Kardeşlerin hali ne kadar ibretlidir ki, en merhametli olanı dahi hasedi sebebiyle kardeşinin kuyuya atılmasını tavsiye etmişti. Nihayet Yusuf'un aleyhisselam abileri yapmış oldukları sinsi planla babalarına geldiler bir gün. Bu durum yine Yusuf suresinin 11 ve 12. ayetlerinde geçiyor. Dediler ki, "Ey babamız, sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun?
Oysa biz onun koruyucularıyız. Onun iyiliğini istiyoruz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de, bol bol yesin, içsin, oynasın. Biz onu koruruz. Babaları, onu götürmeniz beni hakikaten üzer. Ve siz farkında olmadan, onu bir kurdun yemesinden korkarım, dedi. Yusuf aleyhisselamın abileri, babalarına ve kardeşlerine hürmette kusur eden kimselerdi. Dolayısıyla kurdukları hileyi gerçekleştirmek için babalarının ikazlarına ve ihtarlarına geçiştirivererek tamam dediler. Biz bu kadar kalabalıkken nasıl aramıza bir kurt gelecek de onu götürecek baba? Biz muhakkak sözümüzü tutacağız, onu getireceğiz dedi. Sonra kardeşleri onu alıp götürünce kuyunun dibine bırakma konusunda fikir birliğine varmışlardı. Yusuf suresinin 15. ayetinde bu durum şöyle aktarılır. Derken kardeşleri onu alıp götürünce ve kuyunun dibine bırakma konusunda görüş birliğine vardıklarında biz de Yusuf'a şöyle vahyettik. Zamanı gelecek. Onların hiç hatırlarına gelmediği bir sırada yaptıkları bu işi kendilerine hatırlatacaksın. Yakup aleyhisselam, oğullarının kardeşleri Yusuf'u sahraya götürmek için ısrar ettiler. Ve küçük Yusuf'un buna çokça istekli olması üzerine kazaya rıza göstererek oğullarına izin verdi. Kardeşleri, babalarının içinin rahat olması için gözden kayboluncaya kadar Yusuf'u omuzlarında götürdüler, ilgi alaka gösterdiler. Lakin babalarının gözünden kaybolduklarında verdikleri sözü terk ettiler. Yusuf'u hemen yere fırlattılar ve "Ey yalancı rüya sahibi! Hani nerede sana secde ettiğini gördüğün yıldızlar? Haydi, gelip seni bizim elimizden kurtarsalar ya." Ve sonra Yusuf aleyhisselamı dövmeye, eziyet etmeye başladılar. O kadar kalabalıklardı ki, hangi abisinin yanına gitse daha fazla eziyet görüyor, azar işitiyor ve dövülüyordu. Küçük Yusuf, çaresiz ağlamaya başladı. Geride dönecek hali yoktu. Ağlayarak dedi ki, "Ey baba, sana verdikleri sözü ve senin onlara verdiğin nasihati ne çabuk unuttular. Yaptıklarını bir görsen, oğluna edilen eziyetler bir köle evladına dahi reva görülemez." Robil, Yusuf'u kaldırdı, sertçe yere çarptı. Sonra da göğsüne hızla oturarak onu öldürmeye çalıştı. Kardeşi Levi de boynunu kırmak istedi. Yusuf aleyhisselam, kardeşlerinin arasında en merhametlisi olan Yehuda'ya yalvardı. "Ey abi, Allah'tan kork da beni öldürmek isteyenlere mani ol," dedi. Abisi merhamete geldi. "Siz ne yapıyorsunuz? Onu öldürmeyin. Siz bu hususta bana da babama da söz vermediniz mi?" "Evet, verdik," dediler. Bunun üzerine Yehuda, "Öldürmekten daha hayırlısını size söyleyeyim mi? Onu öldürmeyin. Kuyuya atın," dedi. Ayrıntılarıyla bu mevzuyu konuştular. Diğerleri de Yehuda'nın teklifini iyi diye karar kıldı, el birliği ettiler, onu kuyuya atmak üzere sözleştiler. O kuyu Ürdün civarında, Ad kavminin zalim hükümdarlarından Şeddat, onu Ürdün'ün imarı sırasında kazdırmıştı. Kuyunun ağzı dar ve dibi oldukça genişti. Nihayet, söz konusu olan kuyunun başına geldiler. Yusuf aleyhisselam
kardeşlerinin elbiselerine yapışıp ağlıyor ama itilip kakılıyordu. Yusuf'u kuyunun yarısına kadar sarkıttılar. Hem de hiçbir yere tutunamasın diye ellerini de bağladılar. Gömleğini soydular. Çünkü babalarını ikna etmek için bir koyun kesecekler, kanını gömleğe bulaştıracaklar ve sonra da onu kurt yedi diyeceklerdi. Yusuf aleyhisselam ağlıyordu. Yusuf'un gömleğine sahte kan bulaştırarak getirmişlerdi. Babaları Yakup, "Hayır, nefislerini sizi aldatıp bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Sizin bu anlattıklarınız karşısında Allah'tan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz." dedi. Yusuf suresinde böyle geçiyor bu olay. Öyle de yaptılar. Yusuf aleyhisselamın kana bulanmış olan gömleği Yakup aleyhisselama getirildi. O an o gömleği eline yüzüne sürüp ağlamaya başladı Yakup aleyhisselam. "Bugüne kadar böyle yumuşak huylu bir kurt görmedim. Benim oğlumu yiyor ama sırtındaki gömleği yırtmamış, öyle mi?" dedi. Birçok şeyi anlamıştı Yakup aleyhisselam. Bir yandan gözyaşı döküyor, sabretmekten başka bir şeyin kalmadığını biliyordu. Sabretti ve dua etti. "Ben sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum." Yusuf aleyhisselam artık kuyudaydı. O zamanlar kıtlık sebebiyle Yakup aleyhisselam da Yusuf aleyhisselamın öz kardeşi olan Bünyamin'i yanında alıkoydu. Diğer oğullarını erzak almak için Mısır'a gönderdi. Yusuf suresinin 58 ve 60. ayetinde bu hadise şöyle aktarılmıştır. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf onları hemen tanıdı. Kardeşleri ise onu tanıyamadılar. Yusuf onların yüklerini hazırlayınca dedi ki, "Sizin baba bir erkek kardeşinizi de getirin. Görmüyor musunuz? Size tam ölçek veriyorum. Ben misafirperverlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, artık benden bir ölçek dahi alamazsınız ve bir daha bana yaklaşmayın." Elbette bunda bir hikmet vardı. Yusuf aleyhisselamın gelmeyen kardeşini istemesi, kıtlık sebebiyle o zamanlar erzaklar veriliyordu diğer ülkelerden gelenlere. Yusuf aleyhisselam da bir hayli tanınan ve yönetici konumunda bir insandı Allah-u Teala'nın kaderince. Yardım alacak insanların bizzat bulunması gerekiyordu o yardımı almaları için. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri, o gelemeyen baba ve kardeşleri için de hisse isteyince, Yusuf aleyhisselam da, "Tamam, babanız yaşlı, efendim gelemiyor ama en azından bir defaya mahsus bu erzağınızı veriyorum, lakin yine yanınızda olmayan o öbür kardeşinizi de mutlaka alın gelin. Erzağınız bittiği zaman bir kez daha istiyorsanız bu şartı yerine getireceksiniz" demek istedi. Yani bu vesileyle kardeşini çok özlemişti, babasını, en azından kardeşini görmeyi, ondan haber almayı istiyordu. Nihayet, "Tamam" dedi kardeşleri, "onu babasından istemeye çalışacağız." Sonra Yusuf aleyhisselam sözünde durdu ve söz verdiği tahılları yüklerine konması için askerlerine emir verdi. Ve yola çıktılar
abileri babalarının yanına gittiler. Karşılandı, hoş geldin vesaire. Dediler ki ey babamız, erzak bize yasaklandı. Nasıl yani dedi. Kardeşimizi yani Bünyamin'i bizimle beraber eğer göndermezsen bir dahakine, bize buğday vermeyecekler. Merak etme, biz onu koruyacağız dedi. Yakup aleyhisselam ilk önce şaşırmıştı. Neden böyle bir şey istiyor ki? Bu durumu anlatmaya çalıştılar kendilerince. Yakup aleyhisselam, size ben nasıl güvenebilirim dedi. Ben daha önce size güvenmedim mi? Geçmişte ne kadar güveniyorsam, çünkü güvenim kırıldı, şimdi de o kadar size güvenebiliyorum. Sonra yine Allah Celle Celaluhu dedi, en hayırlı koruyucudur. O merhametlilerin en merhametlisidir. Yakup aleyhisselamın oğulları nihayet babalarını ikna ettiler. Bünyamin'i de yanlarına alıp Mısır'a gittiler erzak almak için. Bir hayli uğraştılar ama Yakup aleyhisselamı ikna etmek için. Yakup aleyhisselam dedi ki, etrafınız dedi kuşatılıp çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair bu defa Allahu Teala'ya bir söz vereceksiniz. Bu sözü verirseniz size vereceğim dedi. Onlar da tamam dedi. Tüm söylediklerine Allahu Teala'yı şahit tutuyoruz. Yakup aleyhisselam çıkarken demişti ki evlatlarına, şehre gittiğiniz zaman Yusuf aleyhisselamın o buğdayları, zahireleri neyse dağıttığı yere gittiğiniz zaman birçok kapı var. O kapılardan bir tanesinden girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Yani bir güvenlik önlemi olsun diye, tanınmayın diye. Sonra Yakup aleyhisselamın bu emrine uydular ve erzak almak üzere tekrar işte yola çıktılar. Bu arada neden böyle bir şey var? Eserlerde deniyor ki Yakup aleyhisselamın oğullarına değişik kapılardan girmelerini nasihat etmesi, onların gösterişli ve güzel giyimli olmaları, ayrıca daha önceki gelişlerinde oranın melikten kimsenin görmediği izzet ve ikramı görmeleri sebebiyle oldu. Acaba bir kötü niyet olabilir mi? Evlatlarıyla ilgili planı programı olabilir mi diye böyle bir tedbir almıştı. Sonra Yusuf aleyhisselamın tabii her şeyden haberin olduğunu biliyoruz zaten. Onlar da kardeşlerinin huzuruna gideceklerini bilmiyorlar. İlk gittikleri zaman da tanımamışlardı. Yusuf suresinin 68. ayetinde işte tam bu durum aktarılıyor. Şöyle ki, babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girdiklerinde bu tedbir Allah'ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiçbir fayda sağlamadı. Sadece Yakup'un içinden geçirdiği bir isteğin yerine gösterilmesi oldu, yerine getirilmesi oldu. O şüphesiz bir ilim sahibiydi. Çünkü kendisine biz öğretmiştik. Bunun içindir ki Allah'tan gelecek takdiri önleyemem demişti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Ve sonra abileri görüşme talebinde bulundular. Görevliler Yusuf aleyhisselama haber verdi. O da heyecanlandı. Nihayet bir fırsatını buldu ve öz kardeşi olan Bünyamin'i kendi yanına aldı. Çaktırmadan ona söyledi. Aman dedi, şimdi sana diyeceklerimi sakın kardeşlerine söyleme. Ben senin abinim. İşte diğer abilerinin bana yapmış olduğu şeylere aldırmadan onlara bir oyun oynayacağım. Sakın sen onlara bir şey söyleme. Rivayet edildiğine göre Yusuf aleyhisselam kardeşlerine yemek verdi. Sofraya ikişer ikişer karşılıklı oturttu. Ama Bünyamin yalnız kalınca ağladı ve kardeşim dedi, Yusuf sağ olsaydı o da benimle beraber otururdu deyince Yusuf aleyhisselam da zaten
Bunu bekliyordu, o da kendi sofrasını aldı. Yemekten sonra kardeşlerini yine ikişer ikişer evlere misafir olarak dağıttı. Bünyamin yalnız kalmıştı. Bunun üzerine Yusuf aleyhisselam, "Bunun ikincisi yok, öyleyse sen de benle kal." dedi. Böylece kardeşi Bünyamin onun yanında geceledi. Yusuf aleyhisselam dedi ki, o zaman işte anlatıyor artık tam olarak, ölen kardeşin yerine beni kardeş olarak kabul eder misin? Şaşırdı Bünyamin, senin gibi bir kardeşi kim bulabilir? Fakat sen babam Yakup'la annem Rahil'in evladından değilsin deyince, Yusuf aleyhisselam ağladı. Az önce ayette okuduğumuz gerçeği söyledi. Ben senin kardeşin Yusuf'um, sen diğer şeyleri aldırma. Değerli dinleyenlerim, Yusuf aleyhisselamın bu cümlesinde, yani onların geçmişte bize yapmış olduklarını aldırma demesinde, Allahu Teala'nın haset edenlerin hilelerini başarmalarına izin vermeyeceğine işaret var. Öyle de oldu. Nitekim kardeşleri Yusuf aleyhisselama neler yaptılar, ne hasetler oldu, ne ezalar oldu ama bunu başaramadılar. Allahu Teala önce iki kardeşi, sonra da babasıyla evladını birbirine kavuşturdu. Yusuf aleyhisselam, kardeşi Bünyamin'i yanında alıkoyabilmek için Allah'ın emriyle çok güzel bir plan hazırladı. Nakledildiğine göre planı kardeşine de anlattı ve onun da onayını aldı. Yine Kur'an-ı Kerim'e dönüyoruz. Aynı surenin 83. ayeti. Babaları Yakup, hayır hayır, korkarım yine nefisleriniz size bir işi cazip gösterip ayağınızı kaydırmıştır. Ne yapayım? Bu hale karşı sükûnet ve ümit içinde güzelce sabretmekten başka yapacak şey yok. Ümid ederim ki Allah bütün kaybettiklerimi bana lütfedecektir. Çünkü o alimdir, hakimdir. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri, biliyorsunuz daha önce babalarına yalan söyledikleri için, bu sefer de söyledikleri doğru söze babaları inanmak istemedi. Bunu yaşarız değil mi? Çok yalan söyleyen bir kişi, doğru bir şey söylediği zaman bile artık bir mukayese olur. Doğru mu dedi, demedi mi diye. Şöyle dedi onlara, hayır, siz nefislerinizi aldatıp böyle büyük bir işe sürüklendiniz. Yusuf aleyhisselamı kaybettiği günden beri, Yakup aleyhisselamın gözüne uyku girmedi. O zaman yeryüzünde, Allah indinde Yakup aleyhisselamdan şereflisi yoktu. Ve nihayet ağlaya ağlaya Yakup aleyhisselamın gözlerine ak indi. Bunun bir hikmetinin de diğer oğullarını görüp hüzün ve kederinin daha fazla ziyadeleşmemesi için olduğu da söylenir. Yani o oğluna nelerin yapıldığını hatırlamasın diye. Çünkü bir olayla karşılaştığımız zaman bu acı ve bizim için elem verici bir olaysa biz onu bir şeyle ilişkilendiririz. O olay akşam olduysa akşamları, bir köyde olduysa köyde hep aklımıza gelir. Alimlerimiz diyor ki belki de Yusuf aleyhisselamın acısından dolayı Yakup aleyhisselamın gözleri kapatıldı. Ve 40 sene ağladığı rivayet ediliyor. Sonra oğulları geri geldiler. Bu durumu evvela Yusuf suresinin 85, 86 ve 87. ayetlerinde bir okuyalım. Sonra devam edelim. Buyruluyor ki, ömrün geçti gitti. Hala Yusuf'u dilinden düşürmüyorsun. Vallahi Yusuf diye kederden eriyeceksin veya büsbütün ölüp gideceksin. Yakup aleyhisselam, ben sıkıntı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum.
hem sizin bilemediğiniz birçok şeyi Allah tarafından vahiy yoluyla biliyorum, dedi. Daha sonra Yakup aleyhisselam, ey oğullarım, gidin de Yusuf ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bir oyun yapmıştı Yusuf aleyhisselam. Onlara verdiği o buğday çuvallarından bir tanesinde bir kap vardı altından. Askerlerine bu tertiple beraber emir verdi. Hırsızlıkla suçladılar ve o kase Bünyamin'in kardeşinin çuvalından çıktı. Dolayısıyla bu oyunun bir tertibin başarılı olduğunu düşünebiliriz. Orada alıkondu. Halbuki herhangi bir ceza değil, çok da ferah. Abisi Yusuf aleyhisselamın yanında yaşamaya başladı, Bünyamin. Tabii Yakup aleyhisselam ve kardeşleri de bundan habersizdi. Yakup aleyhisselam ümidini yitirmedi, Mısır azizine, Yusuf aleyhisselam olduğunu henüz bilmiyor, bir mektup gönderdi. O zamanlar oğlu Yusuf'un tabi Mısır azizi olduğunu bilmediği için mektuba şöyle başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Halilullah İbrahim oğlu İshak'ın oğlu Yakup'tan Mısır azizine. Biz başına birçok belalar gelmiş bir sülaleyiz. Ceddim İbrahim, Nemrud'un ateşiyle müptela kılındı, sabretti. Allah da onu selamete ulaştırdı. Babam da başka iptilalarla imtihan edildi, sabretti. Allah ona da mükafat verdi. Bana gelince, ben de oğlum Yusuf'u kaybettim. Onun ayrılığından ağlaya ağlaya gözlerim görmez oldu. Belim büküldü. Yanında rehin tuttuğun oğlumla kendimi teselli ediyordum. Onun hırsızlık ettiğini söylemişsin. Bizim neslimizden olan hırsızlık yapmaz. Biz hırsız doğurmayız. Onu bana iade edersen edersin. Eğer etmezsen sana öyle bir beddua ederim ki, yedi batın evladına tesir eder. Abileri gelmişti, bu mektubu verdiler Yusuf aleyhisselama. Mektubu okuyunca ağlamaya başladı. Çaktırmamaya çalıştı, belli etmemeye. Biraz zaman geçtikten sonra o da şu cevabı yazdı. Mısır azizinden Yakub'a, ey yaşlı kimse, mektubun geldi. Okudum ve muhtevasını anladım. Orada salih babalarından bahsedip, her birinin belalara düçar olduklarını ve sabrettiklerini yazıyorsun. Onlar nasıl bu belalara sabrettilerse, sen de öyle sabret ve selam. Yakup aleyhisselam bu mektubu alınca Allah'a yemin ederim dedi. Bu bir melik mektubu değil, bir peygamber mektubu. Ve bunu yazan olsa olsa Yusuf'tur dedi. Ve tekrar oğullarını bu meselenin aslını öğrenmeleri için Mısır'a gönderdi. Onlar da hemen yola çıktılar. Yusuf Suresi 88 ve 89. ayetler. Onlar Mısır'a varıp Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, ey aziz, bizi de çoluk çocuğumuzu da kıtlık bastı. Biz bu sefer pek az bir meblağ getirebildik. Lütfen bize tahsisatımızı yine tam ölçek ver. Ayrıca sadaka da ihsan eyle. Şüphesiz ki Allah
tasadduk edenleri fazlasıyla mükafatlandırır. Yusuf aleyhisselam dedi ki, siz cahilliğiniz döneminde Yusuf'la kardeşinize yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuz değil mi? Kardeşleri şaşırmıştı. Yoksa sen gerçekten Yusuf musun? Dediler. O da, evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşim. Allah bize lütuflarda bulundu. Çünkü kim Allah'tan korkar ve belalara katlanıp sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez, dedi. Kardeşleri dediler ki, Allah'a andolsun ki, hakikaten Allah seni bize üstün kılmıştır. Gerçekten biz yaptıklarımızda hata ettik. Yusuf dedi ki, bugün size hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Yusuf aleyhisselam kardeşlerine sabah akşam ziyafet veriyordu. Kardeşleri daha önce ona yaptıklarını hatırlıyor, onun bu hareketi karşısında son derece mahcup hissediyorlardı. Yusuf aleyhisselama bir adam gönderdiler. Sen bizi sabah akşam ziyafete davet edip duruyorsun. Fakat biz sana karşı yaptıklarımızdan dolayı vallahi senden utanıyoruz. Yusuf aleyhisselam şöyle cevap verdi. Mısırlılar şimdiye kadar bana hep ilk gördükleri gözlerle bakıyorlar. Ve 20 dirheme satılmış bir köleyi bu mertebeye yükselten Allah'ı tenzih ederiz diyorlardı. Şimdi ise sizin sayenizde şeref kazandım. Çünkü benim, sizin kardeşiniz ve İbrahim aleyhisselam gibi büyük bir peygamberin torunu olduğumu anladılar, dedi. Tabii bu sözlerini fahretmek için değil, kardeşlerinin gönlünü almak, onları o çıkmazlardan kurtarmak, belki rahatlatmak, mahcuplardı ya, belki bunu hafifletmek için söyledi. Kardeşlerini böylesine engin bir merhametle affeden Yusuf aleyhisselam, babasının gözlerinin şifa bulması için ona gömleğini gönderdi. Dikkat edin, dedi. Bunun başına bir şey gelmesin bu gömleğin. Bu gömleği götürün, babamın yüzüne sürün. Allah'ın izniyle görmeye başlayacaktır. Sonra da toparlanın, şuraya gelin, size bir yer ayarladım. Gömleği götürmek üzere Mısır'dan ayrıldı abileri. O sırada Yakup aleyhisselam yanındakilere, eğer dedi, siz bana bunadı demezseniz şunu söyleyeceğim. Merak ettiler, nedir? İnanın dedi, Yusuf'umun kokusunu alıyorum. Sen dedi, hiç değişmedin. Eskiden nasılsan hala aynısın, dediler. Elbette inanmadılar. Fakat evlatları geldi. Yakup aleyhisselam daha da bir heyecanlandı. Yanlarında getirdikleri o gömleği teslim ettiler. Ben size sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından vahiy ile muhakkak biliyorum demedim mi, dedi. Sevincinden ağlıyordu. Aralarında en merhametli kardeşi Yusuf aleyhisselamın kimdi? Yehuda'ydı. Zaten o getirmişti. Kanlı gömleği babama ben götürmüş ve onu kedere boğmuştum. Şimdi de dedi, bu gömleği yine ben götüreyim. Sevincine sebep olayım, demişti. İşte bu söz konusu gömlek İbrahim aleyhisselamın,
ateşe atılacağı zaman cennetten getirilen, Cebrail aleyhisselam getirmişti ya, o gömlekti. Böylelikle gömlek teslim edildi, özür diledi evlatları. Allah-u Teala'dan ne olur dedi. Aracı ol, affımızı dile, biz hatamızı anladık. Böyle böyle durumlar yaşadık. Yakup aleyhisselam da söz verdi. Hakikaten dedi, Rabbim Celle Celaluhu merhamet eden ancak olur. Dua edelim. Yakup aleyhisselam oğulları için istiğfar etti birkaç gün sonrasında. Tabi gözleri de açıldı. İnsanlar hayret ettiler. Bu sefer sevinç gözyaşları döktüler. Yusuf aleyhisselamla beraber artık oradaki tüm halk Yakup aleyhisselamı ve ailesini bekliyor. Saf tutmuşlar. Karşı karşıya geldiklerinde Yakup aleyhisselam ve Yusuf aleyhisselam, orada bulunanlar hepsi atlarından indiler ve iki peygamber birbirini hasretle kucakladı. Bu duygusal atmosfer Kerim olan kitabımızda şöyle aktarılmaktadır. Hep beraber Mısır'a gidip Yusuf'un yanına girdikleri zaman o ana ve babasını kucakladı. Onları yanına aldı ve Allah'ın iradesiyle hepiniz emniyet içinde Mısır'a girin dedi. Büyük mükafatlar daima büyük sabırların, imtihanların arkasından gelir değil mi? Yakup aleyhisselam bu kavuşmanın hemen ardından ellerini kaldırdı. Şöyle dua etti. Ey Allah'ım! Yusuf için feryatlarımı, onun ayrılığından dolayı sabrımın azlığını ve oğullarımın kardeşlerine yaptıklarını ne olur mağfiret eyle. Anne ve babasını tahtının üstüne çıkarttı, oturttu Yusuf aleyhisselam. Hepsi secdeye kapandılar. Yusuf aleyhisselam dedi ki, ey baba, hani daha önce sana bir rüyadan bahsediyordum ya, işte onu Allah-u Teala doğru çıkardı. Beni zindandan kurtardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasına bozduktan sonra sizi bakın oturduğunuz yerden Rabbim Celle Celaluhu getirdi. Şüphesiz ki benim Rabbim hikmet sahibidir, bilendir dedi. Yusuf aleyhisselam Allah-u Teala'nın kendisine o verdiği nimetlerin kemale erdiğini görünce bu dünyanın karar kılınacak bir mekan olmadığını, burada bulunan her şeyin fani olduğunu zaten anlamıştı. Dua etti. Bu dua 101. ayette geçiyor. Ey Rabbim! Mülkten bana nasibimi verdin ve bana rüyada görülen hadiselerin tabirini de öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da, ahirette de benim sahibimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihler zümresine ilhak eyle. Canına kast ederek kendisini döven, kuyuya atan kardeşlerinden İntikam alabilecek bir konumda, o zamanın melik denilen kralı diyelim. Her istediğini yapabilecek bir durumda, gücü var. Ama onlara böyle davranmıyor. Oldukça nazik, olgun ve müsamahalı. Yusuf aleyhisselam, kölelikten sultanlığa yükselişini hep Allah-u Teala'nın lütfuna bağlamış ve nefsine dikkat ettiyseniz,
hiçbir küçük pay bırakmamış. Kardeşleri tarafından kendisine yapılan en kötü hareketleri bile hatırlatmamaya çalışmış. Kusurlarını yüzlerine vurmamış. Ve dikkat ettiyseniz, bir peygamber Yusuf aleyhisselam dahi son nefeste imanla gitme endişesi taşıyor. Peygamber de olsanız, benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihler zümresine ilhak eyle duası ne kadar düşündürücü. Bugün salihlerle beraber olma hassasiyetinin en güzel misallerinden bir tanesiydi Yusuf aleyhisselamın bu duası. Evet, Yakup aleyhisselam biricik oğluna kavuşmuştu Allahu Teala'nın izniyle. Mısır'da Yusuf aleyhisselamın yanında rivayetlere göre 23-24 sene kadar kaldıktan sonra vefat etti. Vasiyeti üzerine naaşı Şam'da defnedilmiş bulunan babası İshak aleyhisselamın yanına defnedildi. Yakup aleyhisselamın hayatından bazı notları Kur'an-ı Kerim'in anlatımıyla dinlemeye çalıştık. Kur'an-ı Kerim'de 16 defa ismi geçen bir peygamberdi. Zayıf yapılı, ağırbaşlı, uzun boylu, güzel yüzlü ve ağlamasıyla tanınan bir şahsiyetti. Babası peygamber, kendisi peygamber, oğlu peygamberdi. Allahu Teala'dan niyazımız, kendisine selamlarımızı iletmesi, makamını âli eylemesi ve bizlere de bu etkileyici hayattan ibretler vermesidir. Hayatımız boyunca unutmayacak bir imkan yaratmasıdır. Ruhaniyetine hediye olması için buyurun bir Fatiha-i Şerife ve 3 İhlas-ı Şerife.